Fox ekranlarından herkese merhaba. Evet, Mehmet Ezer'le Mutfak'ta da bugün de sizler için çok ama çok özel tarifler hazırladık. Çok 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 da değerli bir konuğum var aynı zamanda. Önce ne yapacağımızı anlatacağım, sonra konuğumuzu size tanıştıracağım. Değerli izleyiciler, bugün şöyle elinizde ne hangi balık varsa onlardan yapabileceğiniz çok güzel bir balıktan bir kavurma yapacağız. Ama hakikaten böyle biraz acılı olacak, biraz domatesli olacak, biberli olacak, renkli olacak ama çok güzel olacak. Emin olabilirsiniz. İlla ki o balık yok, bu balık yok demeyin. Bulabildiğiniz her türlü beyaz etli balıktan bunu yapabilirsiniz. Onun yanında güzel fırında yine kendisinin içine mantarla doldurduğumuz bir sürü ekstra lezzet kattığımız şöyle büyük büyük mantarlar yapacağız garnitür olarak bu balık kavurmanın. Ama bitti mi bitmedi. Balık nasıl yenmez? Güzel salatasız yenmez. Bir güzel turp salatası yapacağım. Biraz roka yapraklı bir turp salatası. İncecik incecik doğrayacağız turpları. Harika olacak. Tabii ki tatlı da yapacağız. Tatlı da şöyle ağzımız tatlansın diye böyle cevizli, kaymaklı, bol aromalı bir incir tatlısı yapacağız. Hem basit olacak ama hakikaten de çok lezzetli olacak. Ama bunu kimle beraber yapacağız ve kim için yapacağız? Evet, gerçekten bugün çok heyecanlıyım. Çünkü çok değerli bir konuğu ağırlıyorum. Hakikaten ona böyle güzel yemek yapmak da istiyorum. Güzel güzel de sohbet edeceğiz. Hakikaten çok çok başarılı bir oyuncu var yanımda bugün. Melek Baykal efendim, hoş geldiniz. Ay hoş geldin Melek, hakikaten. Ayağına sağlık. İyi ki geldin. Güzel güzel yemekler yapacağız. Evet. Seni de yanımıza alacağız arada bir. Geleceğim ben zaten. Duramam buralarda. Duramazsın sen biliyorum. Ben duramam. Sen karıştırsın, tadına bakarsın, bir şeyler yaparsın. Canım benim. Biliyorum. Ama yemeğe başlamadan önce tekrar teşekkür, hoş geldin. Biliyorum böyle bir yoğun bir dönemindesin çok. Evet. Ama yine de vakit ayırdın bize. Ama ben seni çok özlemişim. Ay çok iyi senelerdir oldu. Senelerdir görmüyorum. Ben de çok. Çünkü ben aile olarak çok severim. Biliyorum. Seyircilerim nerede bakıyorsun? Çok. Tülin'i de, Mehmet'i de çok severim. Biz de seni hakikaten öyle. Bizim için çok özel birisi. Bir yere katılmıyorum ama bu kanal benim için o kadar vazgeçilmez, o kadar, ay, kadar sevdiğim bir kanal ki. Onun için Fox'a çok teşekkür biz ediyorum. Biz de Fox ailesi olarak seninle birlikte. Sana çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Melek, yemeğe başlayacağız ama şöyle bir hafiften başlayalım sonra sohbet edelim. Gelin mi? Dur sen hemen gelme. Tamam, hemen gelme. Ben tamam. Hemen gelme. Peki. Değerli izleyiciler, önce tatlıdan başlayalım istiyorum. Tatlı için kuru incirlerimiz var. Kuru incirleri birazcık aromatiklerle birlikte pişireceğiz ve yumuşatacağız. Sonra onu ceviz ve kaymakla servis yapacağız. Onun içinde ne yapıyoruz? İncirleri tencereye alacağız. İçine iki tane çubuk tarçın atacağım. Aroma versin diye. Yıldız anasonum var. Yıldız anason atacağım. Ne demek o? Bak. Kokla. Bu da bunların bütün lezzetleri o incirin içine geçecek. Ay bu çocuk çok bilir her şeyi. Güzel değil mi? Süper. Yıldız anasonum var. Onları da atacağım içine. Karanfillerim var. Karanfilleri de atacağım. Ve çok aromatik bir su yapmış olacağım bunlarla beraber pişecek. Bütün bu aromaları incirler içine alacak. Daha sonra cevizle beraber biraz da şeker koyacağım. Su koyacağım. Onlar bir yumuşaya dursunlar. Bu arada gelelim. Çok heyecanlısın biliyorum sen bu aralar. Yeni oyun var. Ay evet. Birazcık onun ondan bahsetmen lazım. İçindeyim Mehmetciğim. Hadi biraz anlat bakalım. Ay 8 sene. Ahududu. Ahududu evet. Bir Amerikan yazar ama onu bizim sevgili Nedim Saban uyarladı. Hı hı. Yönetiyor, oynuyor aynı o zamanda. O da Nedim de oynuyor değil mi? Evet o çok uzun zaman ara vermişti. Beni kıramadı. Dedim ki sen oynamazsan ben de dedim oynamayacağım. aslında çok heyecanlıyım. Gerçekten 8 sene aradan sonra. O kadar olmuş mu ya? Evet. Tiyatroya vallahi, ara verildi. Yani diziydi işte canlı yayındı. Televizyon yayındı programlarıydı. Filan derken 8 sene tiyatrodan uzak kalmışım. Bu ay, benim çok, için çok heyecanlı. Çok korkunç bir şey yani. Onun için çok mutluyum ama bir o kadar da heyecanlıyım. Güzel bir oyun çıkacak, güzel eminim bir komedi. Yani hanımlar, bir de, beyler bir de ekip çok de çok iyi. Ekip çok iyi. Yani hem Nedim'in kendisi var. Nedim var. Yılların duayeni, benim çok sevgili ablam. Suna Keskin var değil mi? Suna Keskin var. Yani çok değerli oyunculardan böyle bir Bülent sen Seyran varsın. Var. Müthiş ekip yani. Ve işte Cem Güler var, Halim Ercan var. Müthiş. Genç oyuncular var oyunda. Ve o kadar yetenekliler ki ha, ben tiyatro adına çok mutluyum. Ha, yani sen o ışığı gördün onlarda genç evet, oyuncularda. Evet. Müthiş. Evet. Yani senden tabii bence onlar için de büyük bir şans. Böyle bir ekiple, böyle tecrübeli bir ekiple de onların oynuyor olması da onlar için çok vallahi büyük bir şans. Valla estağfurullah ama güzel, yok, yok, öyle. Çok yetenekli çocuklar yetişiyor tiyatro için. Ama ben istiyorum ki bu çocuklar mesela her alanda
aslında görünebilseler, o imkanlar olsa. Keşke. Pek olmuyor. Keşke. İşte mesela dizi sektöründen bahsediyorum. Hep böyle 3-5 kişinin arasında hep aynı insanlar dönüyor. Değil mi? Maalesef. Halbuki bu yeteneklerin de kullanılması gerekiyor diye düşünüyorum Mehmet. %100 haklısın. Bu biraz yazık olan bir şey oluyor. Bence yani. De. Çok yazık oluyor. Bence de. Bu arada ben mantar hazırlıyorum. Mantarları fırına vereceğim. Ama mantarların da burada içlerini çıkarttım. Yani saplarını çıkarttım. Bunları ziyan etmeyeceğim. Yine mantarın içini mantarların saplarıyla beraber aromatiklerle lezzetlendireceğim. Öyle dolduracağım. Mantar dolması gibi bir şey. Evet, mantarlı mantar dolması gibi bir şey olacak. Bir mutfak robotu gibi bir şey var mı? Seda var herhalde elimizde. Onu içine şu mantar saplarını atıyorum. Şimdi birazcık bunu tutsun diye, bağlasın diye biraz galeta unu koyacağım. İlk başta çok koymuyorum galeta unu. Gerekirse koyarım biraz daha. Sarımsak koyacağım. Peynir koyacağım içine. Biraz en üstüne de biraz daha koyarız. Bir kısmını da içine koyalım. Birazcık kırmızı toz biber koyacağım. Birazcık pul biber koyacağım. Acıyla aran nasıl Melek? Fevkalade. Fevkaladenin fevkinde. Fevkinde. Bayılırım. Ya ben acı da seviyorum, tatlı da seviyorum, ekşi de tuzlu da. Ne garip yani bugün zaten bak, halimden bugün de belli dengeleyeceğiz. Oluyor. Ekşili bir salata yapacağız. Tatlı bir incir yapacağız. Halinde bir şey yok da onu arada atlamayayım. Vallahi damak tadım. Tuzlu bir balık yapacağız. Süper. Her şeyi yapacağız. Bir diş de sarımsak attım içine. Şimdi biraz zeytinyağı koyalım içine. Ki çekilsin rahat rahat. En son peynir koyacağım. Ne özel bir yağ değil mi bu zeytinyağı? Mucize bir şey. Mucize, ilaç gibi bir şey. Aynen. Yani. Biraz tuz koyuyoruz. Birazcık da maydanoz alabilir miyim orada? Tabii. Çok koymayın tuzu çünkü peynir de var içinde. Az bir şey maydanoz da koyalım ya içine. Ya Mehmet bu böyle çiğ de yenir. Yenir tabii, çok güzel olacak nefis yani. Nefis bir şey oluyor yani. Şöyle bir kabataslak doğrayacağım. Zaten bu ronda da ince inceltecektir onu. Bunu da attık içine. Güzel bir yeşil de oldu içinde. Sarımsak, peynir. Şimdi bunu bir çekelim Sedacığım. Mantarların kendisiyle beraber. Ondan sonra içlerini dolduracağım ama mantarları da doldururken mantarların da içine biraz lezzetlendirmek lazım. Çünkü mantar kendi kendine iyi pişmeyecektir. Şu Pyrex'i alayım ben istiyorsan. Onun da içine biraz zeytinyağı süreceğim. He. Biraz tuzla ovalayacağım. Biraz karabiber serpeceğim, öyle bir şey diyelim. Böyle özellikle büyük mantar değil mi seçiliyor? Evet, bulabilirsek. Evet, tabii. Ama aynen. Bulamazsanız daha küçüğü de olur. Çok yaparsınız o zaman. Evet. Adedi çok yapmak evet. Lazım. Şöyle bir mantarların üzerine biraz zeytinyağı. Biraz tuz. Şöyle ki ayrı ayrı her malzeme lezzetlenmiş olsun. Eğer tuz serpmezseniz mantarlar çok yavan olacaktır değerli izleyiciler. Mutlaka tuz serpin. Şöyle bir içlerine girecek şekilde şu hafif dışına da gelsin. Karabiber serpin mutlaka. Bu tarif mesela çok basit bir tarif ama hakikaten bütün et yemeklerinin, tavuk yemeklerinin yanında çok yakışacak bir garnitür. Aynen. Ortaya gerçekten çok lezzetli bir sonuç çıkacak. Şurada bir hatırlatma da yapıyorum. Kaçırdığınız tarifleri ya da sormak istediğiniz sorular için bizi sosyal medyadan da takip edin. Nedir adreslerimiz efendim? Instagram ve Facebook'ta Mehmet Özer ile Mutfak'ta, Twitter'da Mozer Mutfak'ta. Kaçırdığınız bölümler için de Fox.com.tr'nin internet sitesinden izleyebilirsiniz diyorum. Ya Tümi ne şanslı bir kadın. Neden? Diye düşündüm şu an. Neden? Yani hiç yemek derdi yok evde değil mi Tülin? Yok. Yani hani Mehmet çok zevk alıyor çünkü. Evet, ben yemek hiç üşenmiyorum ya. Yani. Giriyor yapıyor. Ya bazen şimdi mesela burada bazen çok yoğun çekim günlerimiz oluyor. Eve gidiyorum. Yine üşenmiyorum. Şimdi burada mesela diyelim ki 18-19 tane yemek yapmış olurum ayrı ayrı. Yine gidiyorum eve, yine yapıyorum yani. Bir azimle yapıyorum. Her eve bir Mehmet lazım. Şunu dolduralım gel içine. Üzerine en son yine kaşarla tekrar rendelenmiş peynirle bastıracağız. Ve böylece ne ortaya güzel mantarlar çıkacak. Melek, senin nasıl evde yemek yapmakla ara? Ya bayılıyorum. Sen seviyorsun biliyorum çok. Çok severim mutfağı. Girebiliyor musun? Şu ara pek şey yapamıyorum. Yani şu provalar, ondan önce bir ameliyat dönemim biliyorum oldu onu. Falan.
Bir ara verdin. Tiyatro gibi mutfağına mı ara verdin? Yani bir ara verdim. İşte evde sağ olsun bir yardımcım var yatılı. O da benden el aldı. Güzel yapıyor mu yemek o? Vallahi yapıyor. Öyle mi? Vallahi yapıyor. Yapıyorsa, ya evde birisi güzel yemek yapıyorsa sıkıntı yok. O zaman zorlamanın da manası yok. Madem... Şimdi bak bazı insanlar Mehmetciğim ölmemek için yemek yerler. Aynen. Yaşama yani. Bizde yani tam tersi. Benim için ritüel mesela yemek yemek. Benim için de öyle. Keyif. Müthiş. Yani yemek benim için hani bir araç değil esasında, amaçlardan bir tanesi evet, hayatındaki. Evet, tabii. Yani gel onu koyalım. Bakın iyice tepeleme doldursaydın şişi. Biraz doldur, biraz iyice tepeleme doldur. Çok güzel. Güzel de gözükecek. Artık şık bir de yani. Çok lezzetli olacak yediğiniz zaman. Hakikaten o peynir, mantarın kendini sapının içindeki sarı, biraz sarımsak, biraz biberler, biraz galetonunun o bağlaması tamamdır. Biraz daha şimdi peynir de koyalım üzerine ki güzel, rengi de güzel olsun. Bunlar böyle. 200 derece fırında değerli izleyiciler. Yaklaşık bir 20 dakikada falan pişecektir zaten. Bu çok da acayip pişirip de mantarları öldürmenin manası yok. Evet. Eriyecek onlar. Onlar da üzerinde eriyecekler iyice. Zaten iç ağacına da koymuştuk birazcık peynirin bir kısmını. Evet. Şu kalan da ziyan olmasın diye koydum. Evet. Bir taraftan da balığa geçmedim. Balığı... Çünkü çok çabuk pişireceğim böyle yüksek ateşte sebzelerle beraber. Ama onun için şöyle bir şey yaptım ben. Karides de var balığın içinde. Karidesin kabuklarını balıkçıda güzelce soydurdum. İyice bol suda, bol soğuk suyun içinde hiç kanı kalmayacak şekilde yıkattım. Daha sonra onu az bir suyla bir yarım saat, bir dilim limon, bir yarım soğan, bir tane havuçla beraber... Konsome. Evet, bir çeşit kaynattım. Ve bekletiyorum burada. Bu su çok lezzetli bir su. O karidesin bütün içindeki lezzeti bu suya geçti değerli izleyiciler. Bu suyu ne yapacağım? Bu suyu balığımın içine normal su koymayacağım. Bu sudan koyarıp daha lezzetli, daha zengin bir balık yemeği olmasını sağlayacağım. Hatırlıyorsunuz bir bölüm balık çorbası yapmıştık. O zaman da yine kullandığım balığın, yani levrek kullanmıştım, kemiklerinden bir balık suyu çıkarmıştım. O balık suyunu kullanmıştık orada da. Burada da böyle bir şey yaptım. Sen geçen günlerde bir şey konuşuyorduk da bizim ekiple. Şey demişsin, ben oyuncularda estetiğe, botoksa falan çok karşıyım demişsin. Sence? Dedim mi öyle? Ha, bence çok doğru da ama senin ağzından duymak önemli. Karşıyım Mehmetciğim. Yani... Bak şimdi nereden çıktı bu? Ay vallahi kavga bana... ettireceksin beni. Yok ettirme. Estetikli oyuncularla. Ettirme, hayır. Niye kavga edecek bir şey yok? Allah'ım. Yani şunun için karşı. Beni provoke ettiler ekipten. Ha. Sor dediler, sordum ben de vallahi. Peki ben anladım kim sordu. Tamam. Vallahi dediler. Şimdi şöyle bir şey var. Sonra hesaplaşırsın sen. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki yani estetik yaptıran, botoks yaptıran herkese saygım var. Ama ne olur tiyatro oyuncuları yaptırmasınlar bunları. Çünkü bütün bu çizgilerimiz, mimiklerimiz bize çok gerekli. Çok lazım. Şimdi böyle... Hep onu söylüyorum. Yani böyle botokslar yapıp hani kaşımızı şöyle kaldırırsak. Buradan da şöyle çektirir, kaktırırsak. Hiçbir şey yapamaz insan. Yani böyle. Gülüyorsun, böyle gülüyorsun. Üzülüyorsun, kaşlar böyle. Bilmiyorum, bana biraz yanlış geliyor. Bir oyuncunun çizgilerini koruması gerektiğine inanıyorum. Ve ben diyorum ki, ya bilmiyorum ileride bu mesleği ben bırakırım tamamen. O zaman yaptırırım diyorsun. O zaman beni çok rahatsız ederse, hani ev kadını fitnat hanıma dönüşürsem, o zaman yaptırırım. Ama oyuncu Melek Baykal olarak seyircimi şaşırtma sana hiç yaptırma yok. Yaptır bir şey diyen oldu mu mesela şimdiye kadar? Tabii. Nasıl yani? Yani şöyle oldu, Melek programı çekerken her sezon finalinde ay Melek'cim azıcık şuralardan gaktırsan mı acaba dendi bana. Gaktırsan mı? Ben de dedim ki hayır. Melek Baykal bu. Seyircisi de onu bence öyle seviyor. Sen çünkü benim ağzımdan çıkanı dinliyor. Yüzüme bakıyor. Aynen. Sen böyle, bir de böyle melek oldun sonuçta yani. Evet. Aynen öyle. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani dünyadaki iyi oyuncularla yaptırmıyorlar zaten böyle bir şey. Mimiklerini kaybetmemek için. Yani gayet tabii. Zaten bir dünyaya baksanız, baksa insanlar onu görecekler yani. Ve yapımcılar biliyor musun ki orta yaş grubunun üstünde kadın oyuncu bulamıyorlar. Ay ne korkunç bir şey. Evet yok.
Bulamıyorlar çünkü yani. Çünkü herkes bir garip, çekilmiş, yapılmış. Birbirine benziyor herkes. Evet. Herkes birbirine benziyor. Bir de bu çok yeni estetikler nasıl bir şeyse bu. Herkesi birbirine benzettiriyor hakikaten yani. Prototip oldu kadınlar. Bazen şimdi hani böyle söylemek istemiyorum ama bazen bir davete falan gidiyorsun. O davette bir sürü birbirinin aynısı kadın görüyorsun yani. Ama beni karıştırmazsın mesela. Ya hakikaten. Hangi davete gitsen değil mi? Valla bayağı birbirlerine benziyorlar. Yani dudaklar aynı şekilde estetik, botoks aynı şekilde. Evet. Herkesin burasında bizi topa koyacaklar vallahi ama. Beni bak beni de provoke ettin. Beni de öldürecekler. Siz. Beni de provoke ettin. Herkesin bir genç güzel zamanı oluyor. Bırakın herkes değil mi? Herkes yaşını yaşamalı bence. Bence de. Mesela bak şeye karşı değilim. Hani iyi bakımlar yaptırmaya, tamam. İyi temizlik, güzel cilt bakımı. Hani işte bilmem ne tedavisi yapıyorlar. İşte somon tedavisi, cilt tedavisi, bilmem bir şey. Mezotrafi tedavisi falan filan. Onlar olabilir bence. Bunlarda bir şey yok yani. Ama şey de %100 sana hak veriyorum. Yani insanın kendi tipini değiştirmekte... Ne korkunç. Kesin hak veriyorum sana yani tabii. Orada. Değerliciler ben de bir taraftan şey yapıyorum. Sebze doğruyorum. Bu balık için doğruyorum bunları. Balığın içinde yeşil biber kullanacağım. Kırmızı biber, soğan, sarımsak, birazcık domates püresi, birazcık rendelenmiş havuç. Bir tanecik de şundan acı koyacağım ama. Acı. Acı hafiften böyle güzel, bir güzel. Acılaştırmak için. Evet. Şöyle bir yaramaz biberim var süper. Burada. O yaramaz biberden de koyacağım. Balıkları bütün bu işlemi yaptıktan sonra koyacağım içine. Çünkü balığın hakikaten hassas bir şey. Çok pişerse balık efsafını kaybediyor. Evet, tatsız bir ve şey. Onu istemiyoruz biz de. O yüzden bu tip kılçıksız ve kemiksiz fileto çıkartılmış balıkları 5 dakika yetecektir. Zaten bu ısınmış bir tavanın içinde olacak. Hatta yavaş yavaş biz buna başlayalım. Ay. Biraz zeytinyağı ve soğanlarla birlikte... Biz işe başlayalım. Soğanları klasik olarak birazcık öldüreceğiz. Bol soğan değil mi? Bol soğan evet. Yani soğan çünkü şeker katacak. Evet. Bir çeşit bir şekerli tat katacak. Hatta ben bir parça da şöyle yine bir şeker. Fiske şeker de atıyorum. Bütün tuzlu yemeklere bir fiske atıyorum. Şimdi tuzunu da atalım önceki şimdi. Biraz karabiber de serpermişsin. Ben bunu... doğru melek mi? Sen melek bu yaz yine şey yapabildin mi? Ne canım? Bodrum'u da geçirebildin mi yazı? Ay tabii ki. Geçirdin değil mi? Tabii tabii. Bodrum'u çok seviyorum. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Artık ben galiba orada mı yaşamak istiyorum ne? Bazen bir şey söyleyeyim mi? Ben diye düşünüyorum. Vallahi. Yani illa ki Bodrum olması şart değil ama böyle bir güzel bir Ege kasabasında yaşamayı düşünüyorum. Evet. Bu büyük şehir beni çok yordu artık. Diyorum ki ben. Bu son senelerde beni de çok yordu. Evim dursun burada. Hani aynen, evimi aynen. Asla kapatmayı aynen. Düşünmüyorum. Ama ben gideyim 7-8 ay böyle bir sahil kasabasında yaşayayım. Oh mis. Canım sıkılınca geleyim buraya. Esasında belki de hepimizin yapmak istediği şey, herkesin yapmak istediği aynen. Şey o. Bir de sen orada bahçe falan uğraşıyorsun öyle bir şeylerle. Ay tabii ki var. Ayol benim 12 tane zeytin ağacım var. Peki bizi niye hiç çağırmadın eve? Gel başımla beraber. Gel sen yemek beraber. De pişirirdim yani bak. Aa başımla beraber. Mesela misafir ahçı olarak gelelim. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Tülin'i al bu yaz gel. Bu yaz gelelim çünkü vallahi. Benim evimin yanında bir de konuk evim var. Ha bir de böyle bir lüksüm var senin tabii. Yani. Tabii. Gelen misafirlerime. Bize ayrı. Anahtarı veriyorum hemen müstakil. Hani gece mece dışarı çıktık geç geldik. Hiç kendi kapını değil. Aç gir içeri yani. Hepinizi bekliyorum ha. Valla bakın böyle ben bir de gelirsem yemek de pişiririm o orası. Sen vallahi yaparım. Hem de şey diyeyim Göltürk lükündeyim. O merkezi yeri merkezi de yer yani. Biz esasında bu sene biz çok Bodrum'a gelmiyorduk eskiden Tülin'de. Tülin biraz şeyden kaçıyor. Orada çok şey oluyor ya oluyor? Gazeteci oluyor ya. Hani bikinili öyle poz ve şeyden çekiyordum. Bak ona da katılmıyorum. Neden biliyor musun? Hı, söyle. Şimdi ben senelerdir Bodrum'a gidiyorum söyle. Hayatım. Eğer bugün sen, coştuk konuşalım hadi. Coşalım konuşalım. Eğer aynen. Sen istemiyorsan yakalanmıyorsun. Ya öyle bazı yerlerde yakalanıyorsun. Anladın ya. Mı? Şimdi gitmeyeceksin bak, oraya o zaman. Şimdi Bodrum'un bazı yerleri var hayatım. Oralara evet. Gidersen... Sonra da yakalanırsan ay niye yakalandım diye üzülmemen bak, lazım. Ona katılıyorum. Belli yerler için %100. Orada zaten gitmek evet. Demek çek beni çek demek zaten evet, yani. Tabii ki. Ama bazen de çok garip yerden de insanın karşısına çıkıyorlar yani. Ay ben sizi Zula yerlerim. Var mı? Fırsatını oralara götürürüm. Söyleme onlar yok, gizli kalsın. Yok katiyen söyleme. Zula kalsın onlar. Katiyen. Çok bakir yerlerim var. Biz bu sene ilk defa bir uzun kaldık Bodrum'da. Bizim Nazlı Çelik'i tanıyorsun. Nazlılar'da evet. Kaldık. O süper.
bir dönem. O yüzden artık tekrar yani bir bodruma gelme alışkanlıklarımız başladı. Evet, sebzeleri çok öldürmeden sotelemeye devam ediyoruz. Niye çok öldürmüyoruz? Çünkü birazcık da ağzımıza gelsin istiyoruz. Ay oraya geleyim mi? Hadi gel. Ay geleyim ben. Bak renk, tava güzelleşti. Ya. Zaten bu anı bekliyordum. İncirlerimizin durumu ne Seda? Birazcık daha var. Tamam. Çünkü birazcık da onları soğutacağız sonra. Ay şahane kokuyor. Şok soğutma. Evet. Bir dakika sonra tamam. Tamam ben de biber doğramaya devam ediyorum. Evet. Şöyle. Bak hemen yerini aldım gördün mü? Tamam işte. Hemen tamam. Kaptım. Kaybettin yani. Yerini artık sen melek geldi. Sen bundan sonra yoksun burada melek artık, var. Artık melek var. Artık melek var. Artık melek var. Şey ama siz de çok güzel yemekler yapıyordunuz senin programda. Ay sahrabımla. Sahrabımla yapıyordun, şeyle yaptın, Ferhat'la yapıyordun eskiden. Ferhat ah canım. Harika, hiç. Harika evet, yemekler evet. Yapıyordunuz siz orada. Evet evet. Ay sahrabımla. Buna hem sahraba. Ferhat'ımı sahraba öpüyorum. Hem de Ferhat'a. Şuradan bir kaşık alayım melekciğim. Hadi gel al. Şöyle hatta birkaç tane alayım da şimdiden. Daha sonra seni bozmayayım. Yok yok sen aldım, istediği aldım. Gibi alabilirsin. Fakat mutfağın çok şirin. Şirin değil mi? Bayıldım. Birazcık da tereyağı takviyesi yapalım ona. Şöyle bir tereyağlı balığımız olsun efendim. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. Program bitince ekip ne yapıyor? Ekip saldırıyor. Tabii ki. Öyle olması ekip lazım. Ekip saldırıyor hakikaten. Şimdi biraz da bu dediğim acı biberden koyacağım içine. Onu ay bizim Sahrap ne yapardı biliyor ne yapardı? Musun? Ya program bitince ne yaparsın? Hani odana gidersin, giyinirsin ve kanalı evet. Terk edersin. Sahrap iki saat kalıp bütün ekibe yemek yapardı. Biz de yapıyoruz bazen. Biz de böyle Seda bazen çekim aralarında börekleri hemencik fırına atıyor. Artan malzeme ne kaldıysa hep şimdi kullanıyoruz. Harikasınız. Anda. Tatlıları yapıyoruz, onu yapıyoruz. Profiterol yapıyoruz, ekler pasta yapıyoruz. Yapıyoruz da yapıyoruz yani. Ama bugün ekip aç kaldı çocuklar çünkü hepsini ben yiyeceğim. Yok yok balığı çok balığı çok tuttum bugün. Vallahi. Birazcık da bu acı biberden koydum. Birazcık da şu biberden koyalım. Bu tatlı zaten. Hmm. Ama bir kok biraz kavrulunca onun kokusu da çıkıyor. Oh. Biraz da bunlar koyalım. Oyuna geleceksiniz değil oyuna mi? Oyuna geleceğiz. Ha, başlayınca. Ben, bütün ekibi bekliyorum. Biraz senaryodan bahsetsene. Nasıl bir hikayeden bahsetsene. Ya şimdi çok fazla tüyo vermek istemiyorum. Tamam. Olsun bu ama. Aslında bilindik bir oyun. Ahududu likörü. Hı-hı. Yani ahududu. Evet. Böyle iki tane sevimli iki kız kardeş var. Tatlı. Hı hı. Bunlar babadan dededen kalma bir ahşap konakta yaşıyorlar ve hayatta yalnız kalmış, kimsesi olmayan insanlara iyilik yaptıklarını zannediyorlar. Bu kadar tamam, söyleyeyim. Ben birazcık anladın hikayeyi mı? Biliyorum. Ha. Tamam. Yani sonunda facia şeyler olabilir. Tamam. Ben anladım şu anda. zaten hikayeyi birazcık tanıdık. Çok yıllar önce, daha tabii, çocukken tabii, bir evet. Oyunu başka bir şeyini seyretmiştim. Türkiye'de biz üçüncü versiyonunu öyle oynayacağız. Mi? Ama evet, bu ama Hollywood'da falan da oynanmış çok, bir şey. Çok. Yani şunu garanti edebilirim değerli izleyiciler. Hikaye müthiş, ekip zaten söylemeye gerek yok. Dehşet. Çok eğlenecekler. Eğlence garantisi veriyoruz yani. Bence şeylere, de. Gidenlere. Şimdi içine iki tane defne yaprağı atıyorum. Onları daha sonra çıkartacağız. Birazcık... Doğranmış domates, mevsiminde taze domates ama şu anda mevsimi değil. Şahane oldu. Şöyle biraz koku versin diye şu kerevizin sapın yapraklı kısımlarına da koyacağım. O da güzel bir tat verecek. Ya ben bayılırım. Bazı kadınlar kerevizin kokusundan rahatsız oluyorlar. Ben kerevizi çok seviyorum biliyor musun? Ya ne yapıyorlar biliyor musun? Zeytinyağlı kereviz yapacaklar. Kerevizi haşlayıp suyunu döküyorlar ayol. Allah Allah. Vallahi var böyleleri. Baksana şu kokusuna ya. Nefis. Ya bir de balıkla çok yakışıyor. Çok. Yani balıkla bu ikisi birlikte çok yakışıyor. Çok. Bunu da koyduk şimdi içine. Bu karides suyu değil mi Sedacığım? Evet. Tamam. İşte o da mı gelecek? O da girecek içine. Şimdi birazcık ondan da koyalım. Birazcık bir taşım kaynatalım bundan hepsini. Vah 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 vah. Korkunç bir şey oldu çünkü. Bir taşım kaynatalım ondan sonra balıklarla karidesler de içine girecekler. Korkunç bir şu ben şey. Birazcık önümü temizleyeyim. O arada Seda incirleri çıkarttın değil mi? Çıkarttım ama... Ben şimdi şey yapacağım yine. Ne yapacaksın? Bu kalan suyunu gene biraz çektireceğim. Şöyle aromatik bir sosumuz olsun. Aynen. Hatta onu çektirirken içine biraz da limon sıkalım. Evet. Daha hafif de tatlı de, ekşi dengesi de olsun. Şöyle bir ağdalı sos yapalım ona. Bunu ben hemen sunuyorum. Ama yani, oradan harika kokular gelmeye tabii çünkü başladı. Çünkü içinde hem
tarçın hem karanfil olduğu için süper. Hem, şey bu bir de çekince daha da yoğunlaşacak içindeki evet. lezzetler. Evet bunu da şöyle yaptık. Tamam ben şimdi şu bıçağımı da bir yıkayayım. Bu arada mantarlarımız da harika bir şekilde pişmeye başladı fırında. Ay müthiş görünüyorlar. Değil mi? Müthiş. Müthiş. O zaman birazcık da turp yapalım. Turpu da şöyle bir kase alayım buradan. Turp lan salata mı yapacağız? Rokalı turp salatası ha. yapacağım. Tabii balığın yanına. Balığın yanına gider diye şöyle biraz limonlu, roka yapraklı bir turp salatası alacağım. Şöyle ben ince ince doğramak için şöyle bir alet kullanıyorum. Hı hı. Bunun ismi mandolin değerli izleyiciler. Ama siz yavaş yavaş evde bıçakla da ince ince doğrayabilirsiniz. Fark etmez yani. Bunu da kullanırken çok dikkat edin yalnız. Çok. Bu çok tehlikeli bir alettir. En büyük mutfak yaralanmalarının sebeplerinden bir tanesidir. Sonuna kadar gitmeyeceğim o yüzden hep başka turp alacağım elime. Devamını bıçakla kesersiniz. Jilet gibi çünkü bunun burası hakikaten. Evet. Şunu son bir kez daha karıştırırsam ben bir tat tuz oranına bakmak istiyorum bunun. Balıkları içine atmadan evvel. Tamam canım. Şöyle bir suyunun tuzuna bakarsam. Mutlaka hanımlar yemeğinizin tadına, tuzuna bakın. Ben bunu hep bu bölümde söylüyorum. Yani evet. Ne kadar usta olursanız olun. Hayır bakacaksın. Bakacaksınız yani. Bakacaksın yani. Şart bir şey. Onun için ben şeyi hiç sevmem biliyor musun? Evime de sokmadım. Neyi? Düdüklü tencere. Ha çünkü kontrolsüz pişiriyorsun yemeği. Ya suyunu, selini, yağını koyuyorsun ne çıkarsa bahtına. Öyle şey olur mu ya? Ne çıkarsa bahtına. Evet. Bak burada acısı macısı da çok kıvamlı. Yemeğin çok başında kedi gibi bekleyeceksin. Bak birazcık daha lezzet katacağım ben onun içine. Biraz da tavuk suyu koyacağım. Şimdi diyeceksiniz ki balık yemeğinin içine tavuk suyu konur mu? Kendi baktı konur da efendim. Bana baktırmadı ya dedi. Belki birazcık daha tuz olabilir ama. Sen... Ay bu ne demek ayol? Çok güzel değil mi? Sen ne diyorsun? Şahane. Ya, hakikaten şahane olmuş yani. Ve daha içinde balık yok. Karides yok. Sadece karidesin suyu var. Bakın şöyle incecik kesiyor görüyor musunuz turpları? İçine elimle roka yapraklarını da atacağım. Ve böyle güzel bir... Hatta sosunu da önceden vereceğim ki biraz marine olsunlar istiyorum. Balığın yanına çok yakışacaktır bu salata. Roka zaten balığa ne kadar yakışan bir yeşillik değil mi? Ya sanki roka balık için yaratılmış, balık roka için yaratılmış. Aynen öyle. Mandolini de kenara aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi birazcık... Sen hızlı soğutmaya geçtin mi bizim hızlı soğutma sistemimizi? Bizim burada hızlı soğutma sistemimiz var. O da şu. Ay tabii vaktimiz yok. Donanımda öyle bir şey değil. Yok ya direkt difrize atıyoruz. Ha. Sıcak yemeği. Kötü sakın siz evde bunu yapmayın. Biz yapıyoruz ama... Biz mecburiyetten burada yetiştirmek için tabii. ne yapalım? Haklısın. Tatlıların hepsinin bir soğuma süresi haklısın. Gerekiyor. Haklısın. Mecburen de şöyle rokaları da alıyorum. Elimle hiç tabii ki. Bıçak değdirmeden şöyle elimle kabaca kopartıyorum. Vitamini şey olur çünkü. Bir de ağza gelsin istiyorum. Yani çok ince kıyıp da şey almak istemiyorum. Bence. Biraz sapından da gelse önemli değil. Sapı da güzeldir yani. Şöyle bir. Kökleri zaten en lezzetli yeridir bence aynen. baharatlı. Aynen. O yüzden yani atmayın hiçbir şey atmak hakikaten çok yazık. Bak biraz sapından da koydum. Seda şu mantarları çıkarsana birazcık da üzerine en son parmesan. Ay yetişecek mi? Ya bir mantarlar yoksan neredeyse pişti bile bak. Bir çıkartalım onu gösterelim. Aman yarabbim. Biraz daha ekstra lezzet katalım üzerine. Buraya mı alalım? Ha, buraya alalım gel. Ben balıkları göremedim hala da. Balıkları buzdolabında tutuyorum ki bozulmasın. Taze balık. Zehirlemeyelim kimseyi. Bizim balık diye beni kandırıp sos mu yedirecek acaba? Balıklar muhteşem. Bir de o balıklardan düşünsene kendi suyu bunun içine bıraktıklarını pişerken. Of. Ne kadar harikulade olacaklar. Bir dakika şuradan bir şey alacağım. Ay. Birazcık da üzerine sevgili seyirciler korkunç indirelim. Bir şey oldu burada. Parmesan. Biraz da parmesan ilave edelim. İyice patlatalım lezzetleri yani. Sen ne diyorsun ayo? İyice patlasın her ekip şey. Ekip yaşadınız bugün. Ama topu bu kadar var ona göre yani. topu 6 tane mantar var. Vallahi bir tanesi mi? Fotoğraf çekimine gitse. Tekrar koyalım bir 5 dakika sonra. Şuna az geldi. Çünkü koydum da eriyor üzerine sıcak ya şu anda hemen. Ay şu aletini be ne bu ya? Ben de bunu evden getirmiştim. Benim aa evden süper bu. Ama ben bunu şeyden almıştım çok güzel bir rende bu. Viyana'da bir mutfak malzemeleri satan dükkanda görüp bu almıştım. Bu şahane bir şey. Ben güzel kar gibi yağdırıyor. Olmuyor. Kar gibi yağdırıyor. Evet. Bir dakika dursana Seda. Bir de şeyini kontrol edelim onun. Pişme derecesini mantarın. Çok da öldürmek istemiyorum mantarları.
Kalsın biraz daha, tamam. Hmm. 5 dakikada falan da 5-6 dakikada kalıyor. Biraz daha mı fırına atılıyor? Biraz daha atalım fırına. Biraz daha pişsinler. Garantiye alalım biz işimizi. Bunu buraya koyduk, rokalarımızı koyduk. Birazcık üzerine, sen direkt seni kendi yerine alayım, ben kendi yerine geçeyim. Anlıyorum, tamam. Tatlım. Birazcık limon sıkıyorum üzerine. Hmm. Zeytinyağı vereyim mi? Tabii ki, zeytinyağsız bir salata düşünebiliyor musun? Katiyen. Biraz et, biraz da sirke de koyacağım az bir şey. Bizim zeytinimizi annem yapıyor biliyor musun? Öğrendi. Gerçekten mi? Vallahi 12 tane zeytin ağacım var dedim ya. Evet, o nasıl yapabiliyor? Gözüm gibi öğrendi. Oranın köylülerinden, yerel insanlarından. Sen yapabiliyor musun? Yok, annemden öğreneceğim. Ama zeytinyağı da sıktırıyoruz. Zeytinyağı da sıktırıyorsunuz? Tabii. Sen o zaman en halisi molisini yiyorsun orada. En halisini yiyor. Sen gel bak ben sana ben zeytin... Ben geleceğim, çok kararlıyım. Sen deli misin? Çok... Yok, üzüm sirkesi alayım bir parça. Şu hangisiydi üzüm sirkesi? Karıştır. Şu mu? Şuydu. Ah ah. Birazcık da sirke koyalım bu salatanın içine. Çok değil. Şöyle bir hafif tat versin diye. Ha, şöyle koklatıyoruz. Evet, bir de sirke esasında bütün salataları biraz koymak lazım. Ne kadar iyi yıkarsanız yıkayın. Ne olur ne olmaz sirke güvenli bir şey. Tabii tabii. O mikrobu öldüren bir şey bence sirke. De. Ben evde mesela salatayı yıkarken bir taşım da sirkeli suyun içinde bekletiyorum. Ben de yaparım. Yapıyor musun onu? Tabii. Çünkü değerliciler lokantalarda falan en büyük zehirlenme sebebi hep salatalardır esasında. Hep yemek memek zannedilir ama yeşillik. Yeşilliktir. En tehlikeli şeydir. Evet. İyi yıkanmamış yeşillik. Evet. Biraz karabiber alayım Sedacığım. Biraz da tuz koyalım bunun içine. Sonra o tuzlu suda beklettiğin zaman üstte neler çıkıyor görüyorsun tabii, değil mi? Tabii tabii. Yani iyi yıkanmamış salata büyük tehlikedir her zaman. Bence. Biraz da karabiber koydum bunun içine. Zaten salatam da bir şekilde hazırlanmaya başladı. Artık balıkları çıkaracağım ben. Sen deminden beri balıklar nerede diyorsun? Ay şu balıkları hayırlısıyla bir görebilecek miyim Allah'ım? Balıkları göreceksin. Bak bak bak. Bak ama of. Kendi ellerimle aldım balıkları da. Senin için sen geliyorsun. Ay 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 ay. Bakar mısın şu? Süper. Bak daha onlar o kadar mı? Of. Ya bak balık yiyecekler şahsında bugün malzeme bol. Ayol harik. En sevdiğim. Bugün malzeme bol. Bugün Melek Baykal geliyor diye özel vallahi hazırlık yaptık. Bugün yani. Kendi ellerimle gittim. Harika. Alışverişi de harikasın. Kendim yaptım. Harikasın hayatım. O yüzden şimdi balıkları başka bir kesme tahtası almam lazım. Seda var mı orada bir şey? Var. Alayım mı? Normal kullandığım sebze koyduğum tahtanın üzerine kesmiyorum. Tabii. Çapraz zehirlenme olmasın diye. Tabii. Şöyle plastik bir şey aldım önüme. Balıkları güzel kuşbaşılar yapacağım. Şöyle şöyle parçalar kesiyorum. Hepsi beraber. Bu lezzetli sosun içinde pişecekler. Ya, hakikaten çok güzel olacak yani ben söyleyeyim. Muhteşem bir şey çıkacak ortaya. Bir de balık da bol bugün. Hiç kılçığı da yok. Tamamen temizlettim. Allah'ım sana geliyorum. Sıfır kılçık. Vallahi öyle olacak bugün. Benim de ağzım sulandı. Şimdi balıkları. Önce bunlar biraz daha kalın. Arkasından bunlar. Ama değerliciler dediğim gibi ne balık buluyorsanız çiftlik balığından da olabilir. Çünkü o kadar lezzetli bir su yaptık ki. Bulamıyorsanız normal şeyi fileto ettirin. Çiftlik çuplası, çiftlik devreğini. Ondan bile bu sos sayesinde lezzetli olacaktır. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Lezzetler birbirinin eyvahlar içine geçsin. Eyvahlar olsun. Şöyle. Şöyle ben... Sen karıştırın dur. Ben de bunları porsiyonlayayım. Ah Tülin ah sen ne şanslı kadınsın ayol. Ben de şunları porsiyonlayayım. Vallahi. Şu kalın yerlerini şöyle ikiye bölelim. Normalde fileto balıkları yani lokantalarda böyle bir sektörde kesinlikle çok iyi temizlenmiş olması lazım. Bir tane evet. Kılçık bile olmaması lazım evet. İçinde. Bu önemli bir şey. Eğer fileto yiyorsanız tabii ki bütün balık yiyorsanız o başka. Onu kendiniz ayıklarsınız. Bak şurada da elime geliyor bir tane. Cımbız vardı bir tane benim. Duruyor mu orada? Mutfak cımbızında mı var? Evet kılçık cımbızım var. Şurada bir yere. Versene. Adam tam teşkilat yani. Mutfakçımız. Mutfakçımızı da şuradan ziyan etmek için. Canını almasın. Şunu çekeceğim. Vallahi çekti. Çeker mi? Bir tane daha mı var yok mu? Çekti mi vallahi? Yok. Çekti vallahi. Bunu da atalım içine. Bakın hemen renk değiştirmeye başladılar. Farkındaysan evet. Karidesleri sonra bıraktım. Onlar daha evet. Da çabuk pişeceklerdir. Evet. Ha karidesleri de bunun için atacağız tabii, değil tabii. Mi? Tabii tabii hepsini. Yani bunu hatta bir parça oradan ay, yanındaki tavuk suyuna koyar mısın? Şahane mesela? Oldu. Mesela istersek eğer bunu tamam. Yapıp yanına bir de böyle bir makarna... Çok, bir şey söyleyeceğim. Ha? Bunu böyle yap bir de makarnayı haşla bu sosla karıştır. Beraber hepsini karıştır. Yani
Hele böyle bir de Akdeniz, Bodrum'da da oturduysan şöyle bir güzel de bir keyif yapacaksan. Bir de ayran yanına. Bir de yanına ayranla. O makarna, makarna ağlatır yani o makarna. Şu karideslere biraz şöyle şahane zengin göstermek için içine koyuyorum. Bu esasında biraz neye benzedi biliyor musunuz? Bu teknik özellikle Fransa'da ve Güney İtalya'da, balıkçıların kendilerine yaptıkları, onlar çorba diyorlar buna ama balık çorbası diyorlar ama bu bir yemek esasında. Ben sana bir söyleyeyim mi? Ben İtalya'da bu kadar lezzetli çok güzel oldu bir şey yediğimi zannetmiyorum. Hakikaten güzel yani, oldu yani. İnanılmaz. Şu an hissediyorum yani. Ben yemiş kadar oldum bunu. Balıklar onu daha suyuna lezzetini bırakacaklar. Vallahi. Mantarları alayım mı Mehmet Bey? Bakayım. Bence olmuştur herhalde bu kadar zamanda. Evet. Kaç dakika oldu Atla? Farkında mısın Sedacığım? Oldu bir 15 dakika. Biraz daha dursun. Var fark etmez. Bir tık altını açmamız mı lazım? Açalım açalım. Açalım çünkü soğuk malzeme giriyor içine. Soğuk malzeme girdikçe soğutuyor. Seda doğru mu açtım ben? Şurası en açıkta. Ortaya alalım mı? Ortaya büyük ocağı alalım. Büyük birazcık ocağı almamız lazım. Şöyle hızlıca bir pişirelim onu. Evet. Melek sabredemiyor artık. Yemek istiyor. Ay. Ya, alev çıksın istiyoruz. Evet. Ben şunları bir kenara kaldırıp ellerimi yıkamam lazım. Allah'ım. Allah'ım sana geliyorum. Hakikaten geliyorum yani birazdan. Şöyle bir karıştırdık. Karabiber ilave ettik. Baksana şunlara ya. Ya. Ne yapıyoruz? Çok fazla pişirmiyoruz. Bir 3-5 dakika sonra bunun altını kapatıyoruz. Birazcık da demlenirse daha da lezzetli olacaktır. Şu anda ben sadece onun bir tası en son tadına bakacağım. Gel. Yemekçim, kusura bakma bir kaşık daha. Gel alayım. Aşkım gel. Şöyle bir. Nasıl? İşte. Ha? İhteşem bir şey olmuş. Ya ben sana acılı diyorum. Da. Yemin ediyorum İtalya'da ben şöyle yok, bir ya şey. Şunu suyunu, sırf suyunu iç. Şu ne? Su var ya şu su. Sen gerçekten çok, iyi. Çok iyisin ya bu konuda. Müthiş olmuş yani. Ben hakikaten bu kadarını beklemiyordum. Aa. Allah. Hayır aa, çok iyi tanıdığım için kendisini. Hı. İlk defa böyle yemeğin başında evet, görüyorum. Doğru söylüyorsun. Bu kadarını beklemiyordum. Bu nasıl bir lezzet şöleni yaptın sen? Müthiş oldu hakikaten. Şimdi Seda güzelce haşladığımız şeyi, incirleri. Bakın bu arada şeyi de çektirdik. Aman reçel ya gibi oldu görüyor musun? Evet. Hani karanfilli maranfilli bir reçel gibi oldu. Şeddeli. Şeddeli. Şeddeli bir şurup oldu. Bir de ben onun da tadına bakacağım. Çünkü çok güzel oldu, ben buna çok inanıyorum çok güzel olduğunu. Hep kendi bakıyor ya. Hiç burada konuk hani ay, bakar mı demiyor. Bak bak bak. Aa. Limonu, tarçını, karanfilli. Anlıyoruz. Karanfilli. Hmm. Bunu çok azıcık üzerine gezdireceğim. Ay! Ya çok basit gibi gözüküyor ama çok ince detaylarla, küçük dokunuşlarla yemekleri çok farklı noktalara getirmek mümkün değerli izleyiciler. Ben onu atayım. Şahane bir tadı olmuş. Ya hakikaten çok güzel olmuş yani. Şimdi içine cevizleri koyacağız ama sen koluna dikkat et. Alev çok yüksek. Tamam, bunu Melek bence bu oldu. Bence de oldu. Kapattım. Kapattım. Kendi ısısıyla birazcık demlenecek. Bir şey söyleyeyim. Seni ben tekrar yerine alayım yavaş yavaş çünkü işin en heyecanlı kısmında geliyoruz Melek'ciğim. Anladım hayatım. Yemekler yenilecek, sofralar kurulacak. Evet Sedacığım, güzelce ikiye böldüğü incirlerin içine bak görüyorsunuz kaymağını dolduruyor, cevizini yerleştiriyor. Daha sonra üzerinden bu yaptığımız bu tarçınlı, anasonlu şeyi geçireceğiz. Sosu gezdireceğiz. Sosu gezdireceğiz. Şu tutacaklar senin orada mı? Dayanamayacağım. 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 Şunun bir tanesini şöyle alta koyalım ki yakmayalım tahtayı da. Şöyle. Ben mantarları da alayım. Mantarlar da baksana nasıl güzel oldu ya. Nar gibi. Sen ne diyorsun? Nar gibi oldu mantarlar da. Ama alamadım şu anda. Şimdilik aldım. Onu da koydum. Vay 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 mantarlara bakın. Mantarlara bakın. Artık yavaş yavaş artık sana zaten ikrama başlıyoruz evet, efendim. Evet. Önce bir salatayı şöyle bir karıştırayım. Ne koyduk içine salatanın da? Limon koyduk, biraz üzüm sirkesi koyduk, zeytinyağı koyduk, tuz ve karabiber attık. Hı hı. Turp ve roka var. Çok basit ve basic bir salata. Evet. Ama bir ama balık salatası yaptık yani. Balıklarımız demleniyor orada. Hakikaten gözüm onda kaldı ya. Gözüm balıklarda kaldı öyle söyleyeyim. Şöyle bir sadece sosu her tarafına yediriyorum. Turplarımın diye. Zaten
Turplar da biraz bu şekilde marine de olmuş oldu. Yumuşadı evet. Da asidik şeylerle beraber. Evet. Şöyle. Salatamızı biraz daha üzerine turplar gelecek şekilde gözüksün. Yerleştiriyoruz. Ben salatasını meleğin ay canımın koyayım. Bir tabak daha alayım şuradan. Yani ne kadar da hemen böyle bir şıklık yapalım. Yaparız. Biz böyle konuklarımıza çok özen gösteriyoruz. Of 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 of. Şimdi artık en heyecanlı balık bölümüne geldik. Mis gibi kokuyor bir dakikadan. Buram buram koktu evet. Yani. Şu tatlı tabağını da şuraya bunu alalım. Ben süsleyeceğim galiba. Süsleyeceksin biliyorum. Süslemeden vermeyiz. Yeteri yemekleri. Kadar süslü o zaten. Biz süslemeden yemeklerimizi vermiyoruz. Şöyle koyalım. Kenarını bir silelim. Sebzesinden de şöyle. Ay şahane görünmüyor Mayo. Ay çocuğum çabuk getir. Yok şunu fiyakasını da yapalım da. Şey program bitecek yiyemeden burada kurdeşen yani. Duracak. Zaten her taraftan baskı, senden baskı. Ay, yönetmenden, yapımcıdan baskı. Şunu al, çabuk tabağa getiriyorum. Bu kadar heyecanlı heyecanlı servis yapıyorum. Ay dur bakayım. Çatalın bıçağın yanında değil mi? Evet. Hatta belki hani. Üzerine bir parça kıyılmış maydanoza yakışır esasında ama ister misin? Yakışabilir. Bunu ben böyle şey yapayım. Tamam, peki. Şöyle. Aa mantarlarını vermedik sana. Dur. Dur yanına mantar koyacaktım onun. Mehmet. Nasıl olmuş? Ay. Mehmet. Güzel olmuş değil mi? Bu ne demek ayol? Çok mutlu ettin beni şu anda. Ay. Kıvamında pişmiş değil mi? Tam kıvamında pişmiş. Şahane. Yalnız mal da iyiydi yani balıklar da güzeldi. Bak, bak vallahi billahi ben yurt yandım. Dışında bu kadar lezzetli bir şey yedim. Şu karidesten de bir parça alsana. Yedim. Yedin mi karidesini? Pişmiş karidesin. Dur şimdi balığın tadına bakacağım. Güzel çok mutluyum. Sınıfı geçtik efendim. Melek Baykal'da. Dört dörtlük. Güzel değil mi? Bir de şu mantardan bir parça alsana önce. Mantardan. Sen zaten rahat rahat seni bırakacağım yemek için ama ben bir... Merak ediyorsun. Hayır şey yapacağım. Bir yorumunu aldıktan sonra bir ne yaptık tekrarı yapıp yavaş yavaş veda edeceğim. Tatlımız da çok cicili bicili oldu. Ay. Nasıl? Çok sıcaktır gerçi ama. İnanılmaz bir aroması var. Güzel oldu değil mi çok? Yani bak, bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle mantar hani böyle içine bir şeyler ama bu kadar lezzetlisini yemedim Mehmet. Güzelce aromatiklerle lezzetlendirdik. Samimi değerli izleyiciler. Yemedim. Bir küçük parça da şeyden alsana incirden. Sana ayrı çatal bıçak getirdim. Ay tatlıyı ben o kadar severim ki. Bu bakın basit ama farklı bir şeyler yaptık. Gördünüz küçük dokunuşlarla siz de evlerinizde harikalar yaratabilirsiniz. Çok farklı sunumlara, çok farklı lezzetlere ulaşabilirsiniz. İlla ki çok fazla malzeme gerekli değil. Olmuş mu? Bak şahane olmuş. Özellikle şu kaynattığınız çektirdiğimiz sos var ya. İçinde tabii karanfiller, maranfiller. Çocuklar incir yerken tarçını, karanfili, anasonu hepsini alıyorsun. Ay, çok eyvahlar sevindim. Olsun ben mahvoldum. Eyvahlar olsun çok güzel oldu. Değerli izleyiciler bugün harika bir balık sote yaptık esasında. Biz bugün levrek balığı kullandık ama öncelikle soğanları biraz zeytinyağından güzelce bir terlettik. Arkasından sırasıyla kırmızı kapya biber, rendelenmiş havuç, yeşil kapya biber, köy biberi ekledik. İri iri doğrayıp onları da güzelce bir soteledik. Arkasından birazcık da sarımsak ekledik. Onu da soteledik. Daha sonra içine birazcık doğranmış domates, birazcık karides suyu ekledik. Bir tane, iki tane defne yaprağı attık. Ve bunları güzelce bir harmanlayarak pişirdik. Bu arada acı biber koymayı da unutmadık. Hem kırmızı toz biber, hem pul biber, hem de birazcık Meksika biberi koydum. Ondan sonra balıklarımızı küp küp doğradık, balıklarımızı, karideslerimizi bu lezzetli karışımın içine aldık. Ve yaklaşık 6-7 dakika çok fazla öldürmeden pişirdik efendim. Onun yanında mantar yaptık, mantar dolgulu mantar yaptık. Mantar için mantarın saplarını, galeta ununu, maydanozu, sarımsağı, zeytinyağını güzelce bir rondodan çektik. Birazcık rendelenmiş peynir koyduk bu harcın içine. Daha sonra bu harçla
Tekrar mantarları doldurduk. Üzerine biraz daha ilave peynir koyduk. Biraz da parmesan rendeledik. Önceden ısıttığımız 200 derece fırında güzelce pişene kadar tuttuk. İncirlerimiz için incirlerimizi bir lezzetli suyun içinde pişirdik. Nedir onlar? Karanfil, yıldız anason ve çubuk tarçınla beraber biraz su ve şekerle birlikte incirleri pişirdik. İyice yumuşadıktan sonra ikiye kestik. Aralarına kaymak ve ceviz koyduk. O lezzetli suyu biraz daha çektirip, biraz daha buharlaştırıp, daha yoğun bir halde getirip şurup yaptık. Hepsini birlikte güzelce servis yaptık. Bir de çok basit bir rokatür salatası yaptık. Onu çok anlatmaya bile değmez. Onu da yedim. Ama anlatmaya değmez zaten. Ama çok güzel. Güzel, yakışmış bir de balığın yanına. Yakışmış bir de balığın yanına. Tekrar ayaklarına sağlık Melek'ciğim. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Bizim için de bir gurur oldu seni burada ağırlıyor olmak. Ay estağfurullah, ben çok gurur, onur duydum yani. Burada çok çok olmaktan. Bol bol başarılar diliyorum. Ahududu içinde. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, bugün de süremizin sonuna geldik. Ama bu mutfakta böyle güzel yemekler, böyle farklı yemekler pişmeye hep devam edecek. Değerli konuklarla sohbetlerimiz sürecek. Ama şimdilik hoşçakalın.